dressing room. Make a good fight. Shake hands. Good luck. Buena suerte. Kazak boksör Zanat Zakiyanov ekranlarda şu anda. Venezuelalı rakiple karşı karşıya gelecek. İşte Venezuelalı boksör Pareo. Gong sesiyle birlikte mücadele başladı. Siyah beyaz şortuyla Kazak boksör, sarı siyah şortuyla da fosfor yeşili mi artık diyelim, fosfor sarısı mı? İşte o renk şortuyla Venezuelalı boksör. WBA'de yarı orta siklet maçında Avenesyan'ın Navarro karşısındaki galibiyeti, Kalenga'nın Bolonti karşısında knockoutlu galibiyeti, hem de öyle böyle değil. Kariyerinde ilk kez knockout olduğu Bolonti, bunu başaran isim de Kalenga'ydı. Ruslan Provotnikov yine knockout'ta Rodriguez'i saf dışı bıraktı. Ve şimdi de ekranlarınızda Prosiklet'te WBA'nin geçici dünya şampiyonluk karşılaşması ekranlarınızda. 53.31 kilo geldi Parejo, Venezuelalı boksör. 53.22 kiloda Zakiyanov, Kazak boksör. İki boksör de henüz ilk roundda birbirlerini tartıyorlar. Sol direkt denemesi. Pür dikkatler, riske girmeden bir mücadele söz konusu. Sol direkt. İlhan yardımcı adlı arkadaşımız Instagram'dan sormuş. Demiş ki az önce özette izledim, rakibi hoşaf eden kimdi demiş. Şöyle söyleyeyim, Yuri Kalenga. Kongolu boksördü. Acayip bir knockout'tu bu. Jeneriklere geçecek bir knockout. Ve knockout'tan sonraki sevinci de uzun süre unutulmaz sevinçlerden bir tanesiydi. Sol direkler devam etti. Geri doğru gidiyor Parejo. İki boksörün de karnelerini şöyle anlatmak isterim sizlere. 17 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği var Venezuelalı boksörün. Sarı siyah şortlu boksör. Diğer tarafta Kazak Zanat'ınsa 25 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Parejo elde ettiği o mağlubiyeti de knockout'la kaybetmişti. Zanat'ın sol direği rakibinin isabetli yumruklarının yanında daha etkili. Sol direk, sağ direk şimdi. Venezuelalı boksör daha uzun boylu, daha uzun kollara sahip. Bunun avantajını son anlara saklamış vaziyetteydi. Birinci round için bahsediyorum. 12 roundluk karşılaşmanın 3 dakikası geride kaldı bile. Monaco'da, Monte Carlo'da boks heyecanı devam ediyor Kanal Türk'te. İşte pozisyonlar ekranlarda. 2009'da başladı Parejo. 29 yaşındaki boksör. Zakiyanov'sa 2007'de profesyonel kariyerine merhaba dedi. İkinci round başladı. Sol direkt. Arka arkaya direkt yumruklar devam ediyor. Bir sol direkt daha geldi.
Kazak boksör rakibini sürekli kovalar vaziyette. Direkt yumruklarla oyun kurma çabasında Kazak boksör. Karşılıklı direkt yumruklardan başka şu ana kadar bir kombinasyon göremedik. Ama daha gecenin, yani maçın daha başı bu. Sol direkten çok iyi kaçtı Kazak boksör Zanat. Tabii Kazak boksör deyince akla kim geliyor? Gennady Golovkin. Yakıp yıkıyor ortalığı. Kemer birleştirme mücadelesinde kazandı. Saul Alvarez, Saul Alvarez'le Canelo Alvarez, yani Cotto ile yapacağı mücadelede Cotto kazanırsa Cotto Golovkin maçı düşünülebilir. Ama Saul Alvarez kazanırsa Alvarez Golovkin'le maç yapmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Çok enteresan zaman dilimi bizi bekliyor. Özellikle 2016'da. Sol direkt denemeleri. Yine arka arkaya sert ve nefis yumruklar. Venezuelalı boksör en net yumruklarını attı maçın başından beri. Yine sol direkler. Sağ direk. Bir sol direk. Zanat. Kazak boksör kapalı gardıyla, bakın direkt yumruklardan da dizlerinden bükülerek kaçıyor. Yani bir nevi irtifa kaybederek kendisi o direkt yumruklardan kolluyor. Maçın gidişatı çok sert bir mücadele olacağı benziyor. Sol aparkat denemesi, sol direkt. Venezuelalı boksör Parejo, Yon Fres Parejo. Son altı maçını zaferle sonuçlandırdı Parejo. Siyah maçlar çıkartıyor. Bu maça da çok iddialı geldi. İkisinin de birer yenilgisi olduğunu aktarmıştım. Şunu belirtmek isterim. %42 knockout oranı var Parejo'nun. Kazak boksörü ise %69 sevgili izleyiciler. Kazak boksör daha nakavtör bir isim. Bakın bu aynı anda atılan direkt yumruklar aynı anda isabet ettiği zaman çok enteresan görüntüler ortaya çıkıyor. Ricky Hatton da salonda birkaç kere ekranlara yansımıştı. İki ayrı siklette dünya şampiyonu. Efsane İngiliz, o Floyd'la yaptığı maç unutulmaz. Üçüncü round. Sol direk. Kazak boksör yine direkt yumruklarını fazlaca kullanıyor. Kapalı vaziyette gitti yine. Sol koşe denedi ama gardında kalıyor. Parejo'nun. Sol direkler uzuyor, uzuyor, gidiyor ama isabet bulmuyor. İşte bunları arttırması lazım. İkili kombine direkt yumruklardan sonra da kroşelere girdiği zaman maça hareket kazandırabilir Venezuelalı. Sol direkt uzattı, bekledi. Kazak boksörün Zanat Zakiyanov'un oyun kurmakta zorlandığını gördük. Sol direkten iyi kaçtı. Hep önünde tutmaya çalışıyor rakibini.
Bu çok iyiydi. Arkası gelecek mi? Sol direkten yine kaçmayı başardı. Adım adım gidiyor. Bakın bu sağ kroşeden de çok iyi kolladı kendini. Savunması konusunda hiçbir sıkıntısı yok Zanat Zakiyanov'un. Şimdi sıra baskı yapmakta, hücum yapmakta. Sol direkler. Oyun planını maçın başından beri değiştirmediler. Az önceki bir sola parkat bizi umutlandırır gibiydi. Bu sola parkat da yine tutmadı. Sağlı sollu kroşelerden de netice yok. Aradan direkt yumruğu alınca sağ kroşeyi isabet ettiremedi Kazak boksör Zanat. Rusya'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Tayland'da maçlara çıktı. Zanat İngiltere'de ringe çıktı. İsviçre'de aynı şekilde. Bulgaristan'da yaptı son maçını. Yani dünyanın dört bir yanında ringe çıkmış bir boksörden bahsediyoruz. Çin'de keza Zanat Zakiyanov, şimdi de Monte Carlo'da. Sağ kroşe eldivenin üzerinden sıyırdı. Tokmağı öyle bir vurdu ki hakem, hadi kardeşim der gibiydi. Sadre'in sonrasında midesine bir darbe alıyor ve round bitti. Round tamamlandı. İbrahim Ertuğrul İstanbul'dan sormuş. Joshua'nın maçı ne zaman diye. Joshua'nın maçı 12 Aralık'ta sevgili izleyiciler. 12 Aralık'ta rakibi de Dillian White. Ricky Hatton bakın ekranlarda. More punches now. Very good this. More punches. Ricky Hatton dışarıdayken direkt yumruklarını, içerideyken de midesine doğru çalışmasını istedi. Efsane boksör. Onun Castillo Collazo maçları efsanedir. Juan Urango maçı aynı şekilde dünya şampiyonluk karşılaşmasıydı bunlar. Floyd Mayweather'a kaybetti. 43-0 karnesi vardı. 43 maçta 43 galibiyetliyken Ricky Hatton Floyd'un karşısına çıkmıştı. Floyd'un o zaman 39 maçta 39 galibiyeti vardı. Ve Floyd knockout'la sonuçlandırmıştı Ricky Hatton'ı. Kariyerindeki ilk yenilgisini knockout'la sonuçlandırmıştı. Ki ondan sonra bir Victor Ortiz knockout'lı galibiyeti var. Sonra da hiç knockout'lı galibiyeti olmadı Floyd Mayweather. Şimdi dinleniyor mu, emekli mi oldu? Bu konuda tartışmalar devam ediyor. Ricky Hatton bir ara 100 kiloyu geçmişti. O kadar kilo almıştı. Şimdi yine biraz zayıflamış. Kendisini yani kilolu görmüş olanlar varsa çok daha kiloluydu. 105 kiloları falan görmüştü. Ki halbuki kendisi 67 kiloda dövüşürdü. Bazen 67'nin biraz altı. Tekrar mücadeleye dönüyoruz. Dördüncü roundda ortalardayız. Daha seri ve daha net yumruklar görüyoruz sanki. Sol koşe isabet yok. Kazak boksör. Zanat bir sol koşe. Bu bizi biraz umutlandırdı. Sağ direkt arkasından. Sovyet ekolü, Asya'dan çıkan boksörler gerçekten son döneme damga vurmuş vaziyetteler. Özellikle Amerika'nın, İngiltere'nin tahtını sallamayı bırakın. Şimdi tahtı kaptırmama durumundalar. Bu da spora aşklarından kaynaklanıyor.
çok önem veriyorlar. Özellikle güçlü ülkelerin güçlü sporcuları imajı dünyada çok ön planda. Sağlı sollu yumruklardan sonra sol direk yine. İki tane sol direk Kazak boksör Zanat Zakiyanov'dan. Midesine bir darbe aldı orada. Sol direk. Yirmi maçtır kaybetmiyor Zanat Zakiyanov. Sağ kroşe, sol direk mideye, bir tane sol direkte bitirdi. Roundu böyle bitirdi. İşte burada bu sağ kroşeden iyi kaçtı. Son anda, roundun son anında attığı yumruk belki maçın başından beri en etkili yumruklardan bir tanesiydi. Sinan Şamisam kardeşimiz, dostumuz, canımız, ciğerimiz diyelim. Geçen hafta toprağa verdik. Çok büyük bir üzüntüyle. Tam bir hafta geçti. Bugün de 7'si arkadaşlar. Yani 7 gün geçti, 8. gündeyiz. Allah rahmet eylesin tekrar. Kendisiyle ilgili çok geniş bir program hazırlığındayız. Hayatını konu eden çok önemli bir programa imza atacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Öyle aceleye getirmek istemiyoruz. Sinan'ın bütün hayatını ortaya koyacağımız bir belgesel hazırlıyorum. İnşallah bunu size izlettiğimde Sinan Şamisam'ı çok daha yakından tanıyacaksınız. Boksa nasıl başladı, nasıl gitti, kader anları nelerdi? Son güne kadar bakın, son güne kadar. Özellikle bir hafta kala hastanedeki bir durum, öyle bir durum var ki bunu anlatacağım bu belgeselde. Bir boksör ölene kadar boksördür. Bunu yaşayacaksınız resmen Sinan Şamisam'ın o belgeselinde. Tekrar yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ailesi gerçekten perişan oldu resmen. Yakınları aynı şekilde, biz dostları, boks dünyası büyük bir yastaydı. Sinan'a tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Beşinci roundda 1,5 dakika geride kaldı. Sol direk yine. Bir sol direk denemesi daha. Arka arkaya direkler ama bunlar isabetli değil. Kazak boksör de sıçrayarak bir sol direk attı. O da isabet bulmadı. O kadar iyi savunma yapıyorlar ki iki boksör de tamamen oyun planlarını kalabalık savunmaya diyeyim artık çevirmiş vaziyetteler. Venezuelalı boksörün sol direkleri devam ediyor. Arada bir sağ kroşe atıyor ama o da Kazak boksör Zanat Zakiyanov'un ellerinde kalıyor, eldivenlerinde. Bir sağ kroşe daha aynı şekilde Zanat'tan da. Arka arkaya 3 tane direkt yumruk isabet buldu. Zanat istediği zaman bunları başarabiliyor. Daha cesur olmalı. Bakın yine 2 tane isabetli yumruk. Venezuelalı boksör de kapalı gardının ardından attığı direkt yumruklar. Sola park attı nemesi. Zanat'tan sol direkt. Boşa giden bir yumruk. Sağlı sollu kroşeler, bir sol direkt. Maç kızışmaya başladı. Süre yetmedi. Monte Carlo'da
Heyecan devam ediyor. 1297. Evet, kuruluşu bu şehrin. Yat limanı, Formula 1'i. Gerçekten çok enteresan bir kent. Monaco'da da spor fuarı yapılır her sene. Sportel. %28 Fransızlar, %21 Monakolular yaşıyor burada. %18 de İtalyanlar. Tabii ne kadar Türk yaşıyor bu konuda bir rivayet var sadece. 7. 57 Türk vatandaşının resmen ikamet ettiği, 57 Türk vatandaşının ikamet ettiği resmi kayıtlarda var ama her yıl 6000'e yakın Türk'ün Monaco'ya giriş çıkış yaptığı ile ilgili bilgiler var. Bu salon da 1974'te açıldı. 1600 metrekare bir salon. 1500 kişi kapasitesi var. 1999'da da bir restorasyona maruz kalmış. Şehrin güneydoğusunda bir bölgede. Zaten baştan başa 3500 metre Monaco. Sol direk denemeleri. Çok sert direk yumruklar. Yanına sokmadı. Midesine uzandı. Kazak boksör. Stop. Üzerine bastırdı tekrar. Box. Kafanızı kollayın dedi hakem. Sol aparkat yüzünü sıyırdı. Sol direk tekrar. Yaylana yaylana gitti. Venezuelalı boksör yanına sokmamakta kararlı. Ne zaman Kazak boksör üzerine gelse hemen sallı sollu kroşelerle püskürtüyor rakibini. Ring etrafında turladı şimdi. Sol direk çok net. Oynamaya başladı. Yerinde durmuyor Venezuelalı. Kazak boksör de peşinden gidiyor ama o kilidi bir türlü açamadı. Bakın bu sol kroşe çok net. Bunların devamı gelecek mi? Şimdi yumruk kombinasyonda girdi. Arkasından sol direk vurdu. Sağ kroşe Parejo, Venezuelalı boksör. Aparkat vurdu. Kazak boksörden ilk aparkat. Sol direk, sağ direk vuruyor. Maçın 6. raundu. İşte boks bu dedirtmeye başladı. Maç yavaş yavaş keyifleniyor. Açık vermeye başladılar. Sol direk. Sağ kroşe. Sol direk. Bir tane sol geldi. Parejo'dan. Jonfres Parejo. Kendi ülkesinde bu siklette 2 numara sevgili izleyiciler. Dünya klasmanında bütün boksörler arasında horoz siklette 862 boksör arasında 39. Jonfres Parejo'dan bahsediyorum. Sarı siyahlı boksör. Şortu bu renklerde. Monaco ile ilgili bilgiler aktarıyordum ya, işte böyle şehir, şöyle şehir diye. Bir not çok dikkatimi çekti. Monaco'da 90, evet 90 yaş ortalaması var. Çok enteresan bir bilgi. Monaco'da yaşayanlar 90 yaşına kadar ortalama yaşıyorlarmış. Çok enteresan bir bilgi bu. Ama tabii bizim cennet köşelerimiz var Türkiye'de. Özellikle Karadeniz'de. Thank you.
Second out. Second out. Orada da yaş ortalaması gerçekten doğal ortamda çok fazla. Sol direk. Bir tane de mideye. Arka arkaya direk yumruklar. Arka arkaya. Kazak boksör. Aparkat vurdu bir tane. Altıncı rounddan sonra aparkatlarını kullanmaya başladı. Stop. Hakem durdurdu oyunu tekrar. Box. Bir önceki rounddaki başarısını bundan sonraki roundlara yayarsa Kazak boksör istediğini alıp ringden ayrılabilir. Sol direk arka arkaya iki tane aparkat bir tane de. Yine kafa kafaya bir çarpışma söz konusu. Venezuelalı boksör sol direk sağ direk yedi. Kazak boksör 6. rounddan sonra mükemmel bir performans sergiliyor. Daha etkili. Stop. Kafasında ciddi bir kızarıklık söz konusu oldu. Kazak boksörün alnının sağ tarafında dikkatinizi çekmek istiyorum o bölgeye. Yakın mesafeye girerse daha net gözükür belki. Sol koşa şimdi kulak dibinden yakaladı. Yonfrez Parejo. Sol koşa çok iyi. Ekrana getirdiğimiz bütün karşılaşmalar knockout'la bitti. Fırsat vermiyorlar birbirlerine. Yakın mesafede oldukları için sola parkat geldi. Bir tane daha sol direk. Her hattını vurmaya başladı artık Kazak boksör. Stop. Yaylana gidiyor. Zanat. Zakiyanov. Venezuelalı da orada sol direk attı. İplere doğru dayadı kendisini. Son saniyeler round bitti. Round bitti. Sevgili izleyiciler, Instagram'dan yorumları okumaya devam etmek istiyorum. Okay. Very good. Nurullah. 0-4 atlı bir arkadaşımız. Kazak boksör cesur değil demiş. Bence cesaretle değil de bence taktik bozmuyor. Bunu söyleyebiliriz. Ricky Hatton yine son taktikleri vermeye devam ediyor. Fehim Serbest 2005 adlı bir arkadaşımız da Instagram'dan şunu yazmış. Bence yorulduğu için Venezuelalı boksör, Kazak boksör bir anda ön plana çıktı demiş. Onu yoran da zaten Kazak boksör. Sol direk, sağ direk. Knockout olabilir diye de eklemiş Fehim Serbest. Ring etrafında turluyor. Sol direk, sağ direk tekrar. Hemen koltuğunun altına girmek zorunda kaldı. Sol direk denemeleri uzun kollarıyla Parejo.
Etrafında dönüyor, sol direk attı. Bir tane daha sol direk, çok net yumruklar vurmaya başladı. Ricky Hatton tekrar ekranlarda, İngiltere'nin, İngilizlerin efsanevi boksörü. Emekli oldu artık. Ricky Hatton'da knockout için sürekli knockout'a gitmesi yönünde telkinlerde bulunuyor. Midesine çalış diye de sürekli ikazlarda bulunuyor Ricky Hatton, Kazak boksörü. Sol direk. Ricky Hatton'la Floyd Mayweather maçını anlatmıştım o dönem. Çok hoş olmayan bir hareket yapmıştı Floyd Mayweather'a. Ahlaka sığmayan bir hareketti. Çok konuşulmuştu. Sonra ne oldu? Knockout oldu. Joe Kazak yerinde Bernard Hopkins'e öyle ona benzer bir hareketleri vardı. Onlar o döneme damga vuran hareketlerdi. Akılda kalmıştı. Sol direk. Kazak boksör kovalamaya devam ediyor. Yine solduru sağını vurdu. Sol direk ve sağ kroşeydi bu. Sürekli geri adımlarla, sağa sola adımlarla maçı sürüklüyor Venezuelalı boksör Jonfres Parejo. 17 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Bir de beraberlik yaşadı Venezuelalı boksör. Ekranları başına yeni geçenler için yine belirtelim. 25 galibiyeti var Kazak boksörün, bir yenilgisi. Bu 3 dakikada böyle bitti. Bir arkadaşımız yazmış, karaciğer rahatsızlığı sebebiyle Sinan Şamisam bokstan dolayı mı oldu bu karaciğer rahatsızlığı diye. Hayır arkadaşlar, Sinan'ın ömrü hayatında karaciğerini aldığı yumruk sayısı onu geçmez. Ki çoğu maçta bir maçta 10 darbe alınabilir karaciğere. Şunu söyleyebilirim, doğuştan bir sarılığı vardı Sinan Şamisam'ın. Bu sebeple karaciğeri daha sonra ciddi anlamda bir rahatsızlık yaşadı. 2010'da iyice kendini göstermeye başladı. Bu karşılaşma Kalengar Bolonti knockout'la sonuçlandı sevgili izleyiciler. Bunun görüntülerini yine gecenin sonunda, hem de yıla damga vuracak bir knockout oldu, ekranlara getireceğiz. Hani Muhammed Ali için de diyorlar ya, yumruk darbeleriyle Parkinson oldu. Muhammed Ali dünyada en az yumruk darbesi alan boksördü. En az yumruk alan boksördü. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Arı gibi sokar, kelebek gibi uçardı. Bu lakap da zaten ona o sebeple takılmıştı. Sol direk. Arka arkaya direk yumruklar. Orada ayağa kaydı. Bir sol direk geliyor. Kazak boksör yine yaklaştı. Mesafeyi kapattı. Sol direk de yakaladı. Aradan midesine aldığı bir yumruk vardı Kazak boksörün. Sol aparkat. Zanat Zakiyanov kollarını kaptırdı Venezuelalı boksöre. Sağ sol direkler Jonfres Parejo'dan. Bu yumruklar isabet bulmadı. Şimdi midesine, karaciğere diyelim daha doğrusu. Daha seri yumruklar deniyor. Sol direk. Aparkat. İplere doğru dayadı. Sol koşa vurdu. Sol aparkat tutmadı. Sağ koşa. Bir de sol geldi. Sol direğini de gösterdi.
yakın mesafeye girdi mi, oyunu tutturamadı mı? Bu sefer Kazak boksör artık biraz sarılır gibi oldu. Jonfres Parejo yine köşeye sıkışmak üzere. Zanat sol direğini vurdu. Gerçekten maç öyle bir hal alıyor ki, zaman zaman bu benzetmeyi çok yaparım. Hani top ayağa oturmaz ya futbolda. Bazen işte aynen öyle sekerek gidiyor sanki mücadele. Sol koşa geldi. Kazak boksör yine yakaladı rakibini. Arkası gelecek mi? 20 saniye var. 9. rauntta bitmek üzere. Provotnikov geceyi knockoutla tamamladı. Kalenga knockoutla kazandı yine. Bu knockoutların hepsini gecenin sonunda ekranlara getireceğiz. Avanesyan Charlie Navarro'yu knockout etti. Bu görüntüyü de ekranlara yansıtacağız. Yine aynı şekilde sevgili izleyiciler. 10. round tabelası havada. 10, 11, 12 artık son 3 round. Bakın bu sağ aparkat çok iyiydi. Sonrasında gelen Venezuelalı boksörün yumrukları da çok etkili olmadı. Venezuela'nın köşesinde aynı şekilde de Zanat Zakianov'un köşesinde de heyecan zaman zaman ekranlara geliyor. Instagram'dan takip etmek için Bilgehan Demir şeklinde takip edebilirsiniz. Oradan yorumlarınızı okumaya devam edeceğim birazdan. Venezuelalı boksörün kazanmak için artık maçın başından bu yana kadar yapmış olduğu bu taktiği değiştirmesi lazım. Belli ki olmuyor. Tek bir yumrukla yakar yıkarım ortalığı diyorsa bu da bana göre bir mucize. Sol direk. Altıncı rounda kadar aynı cümleyi Zanat Zakianov için de kurabilirdik ama altıdan sonra oyun taktiğini tamamen değiştirdi. Özellikle altıncı ve yedinci roundlarda çok yetenekli yumruklar vurdu. Sol direk yine. Geriye doğru çekildi Venezuelalı boksör. Aparkatlar tutmadı. Gardları da vücuduna çok yakın tutuyor ikisi de. Yumruk attıklarında bile bazen attıkları yumruklardan vazgeçip tekrar kapanabiliyorlar. Etkili yumruklar gelmeye başladı. 10. roundun ortalarında. Sol direk. Sol aparkat. Sol direkine. Bir tane sağ direk. Arka arka yumruklar geliyor. Kaydı düştü. Bir knockdown söz konusu değil. Sol koşa geldi. Hemen kontra cevabını vermek istedi Venezuelalı ama tutmadı oyunu. Bakın mükemmel bir sol koşa geldi orada. Devamı gelecek mi? Zanat Zakianov bastırıyor. Aradan bir direk yumruk aldı. Sonra da sol koşa. Venezuelalı aslında istediği zaman net yumruklar vurabiliyor. Hani demişti ya bir arkadaşımız, Kazak boksörün daha cesur olması lazım. Aslında o sözü biraz Venezuelalı için 8-10 kez tekrarlasak daha iyi olacak.
Bu roundu da tamamladık. Bu round'dan keyif aldığımızı söyleyebiliriz. Potansiyeli yüksek yumrukları gördük. Tıpkı 6. 7. roundlarda olduğu gibi. İşte pozisyonlar. Karşılaşmanın hakemi pür dikkat tabii. Ricky Hatton hatalar karşısındaki tepkileri bazen de yakalayıp bitiremediğinden dolayı da şikayet etti. Çünkü bazen öyle üçlü dörtlü yumruklarla yakaladı ki rakibini, işte ekranlardaki Kazak boksör. Son iki round artık, dişlikleri soruyor hakem var mı diye. Var, devam ediyorlar. Venezuelalı Parejo, Yon Fres Parejo'dan iki tane, üç tane arka arkaya direkt yumruk. Bir tane daha geldi. Kazak boksör de fena değildi orada kontrasında. Sol direkte uzandı. Aynı anda sol direği yedi. Bu roundda Venezuelalı boksörün hırçın bir yapısı olduğunu yeni fark ediyoruz. Kazak boksörden arka arkaya yumruk girişimlerinden bir tanesi tuttu. Omuz omuza verdiler tekrar. Kolunu kaptırıyor. Sol direk. Arka arkaya sağlı sollu direkler ve salladı gibi. Ama aparkat her şeye rağmen mükemmeldi Venezuelalı'dan. Şimdi yumruk kombinasyonuna giriyor. Maç kızıştı. Maçın kızışması 11. raunda denk gelecekmiş, bunu gördük. Kazak boksörden aparkatlar. Sağ kroşe geldi, bir sol kroşe, sol direk. Zanat, Zakiyanov. Korkusuz yumruklar atıyor. İkisi de fena riske girmeye başladılar. Bütün maçlar knockout'ta bitti. Bu karşılaşmada 11. round'dayız. Sol direk. Aparkat. Bir tane sağ direk. Sağlı sollu kroşe. Düzeltiyorum, direk yumruk vardı orada. Venezuela'dan. Solu savurdu. Mideye vurdu sonrasında. Yoklamalar devam etti. Buradan sonra kaybedecek hiçbir şeyi yok Venezuelalı'nın. Kazanması için açıkçası knockout'a doğru gitmesi lazım derken sol koşem süperdi. Neredeyse sırt üstü yatıracaktı. Kalenga'nın rakibini yatırdığı gibi ama olmadı. Değerli izleyiciler, bu gece Amor Ali, Cezayirli Müslüman boksörün Çinli rakibiyle yaptığı mücadele knockout'la bitti. Bunun görüntülerini birazdan ekranlara getireceğiz. O knockout anını, gecenin alt karşılaşmalarından bir tanesiydi. Yani bu gece bütün karşılaşmaları ekranda görmüş olacaksınız. Bir tanesini sadece, sonunu görmüş olacaksınız. Çünkü süremiz yetmiyor. Artık son round. Bu arada Twitter'da
Anketimiz devam ediyor. 21 Kasım gecesi yapılacak ve Kanal Türk'ten canlı olarak yayınlanacak WBC Orta Siklet Unvan maçını, Dünya Şampiyonluk Karşılaşması'nı kim kazanır? Miguel Cotto mu? Saul Alvarez mi? Şu anda %54 ile Saul Alvarez önde götürüyor. Ankete katılmak için @MBilgeHandemir Twitter adresinden girip oradan sondan ikinci iletide anketi oylayabilirsiniz arkadaşlar. WBA'de horoz siklette geçici dünya şampiyonluk karşılaşmasında Kazak boksörle Venezuelalı arasındaki rekabet devam ediyor. Son rounda taşındık. Sol direkler. Mideye uzandı. Orada çok iyi kapattı dirsekleriyle Kazak boksör Sanat. Sol direğini vurdu. Bu arada Venezuelalı'dan da kondisyonu yüksek yumruklar 12. raundda. Midesine doğru yöneldi. Kafanı kaldır dedi hakem. Dik dövüşmek mecburiyetinde gibi. Sağ kroşe kafasını salladı. Sola parkat geldi. Maçın 12. raundunda sürpriz bir nakavt olur mu? Sağ ve sol direkler. Aparkat çeneye, orada sol köşe kafasını sıyırdı geçti. Uzandı sol direği, vuramadı. Karaciğerini yokladı ama orada yumruğunu isabet ettirecek yeri bulamadı. Sol köşe çenesini adeta yaladı gitti. Bir dakika var. Maçın son raundu. Dolayısıyla mücadelenin son anına gidi. Doğru gidiyoruz. Maç son raundun son dakikasında iyice alevlendi. Sol direk çok iyi. Sonra da sağ kroşe. Bir de sol vurdu. Nakavta doğru mu gidiyor? Maçta son anlarda Venezuela'da sarılmak zorunda kaldı. Ama Kazak boksör bana mısın demiyor. Köşeye sıkıştırdı. Nakavt ederse muazzam bir olay olur. Hakkını vermiş olur. 10 roundluk maçın 9. roundunda Kalenga nakavt etmişti Bolonti'yi. Burada da 12. round. Sağ köşe sol. Tekrar sarıldı Venezuelalı. Son saniyeler. Bitiyor maç. 1-2 saniye kaldı. Hakem araya girdi. Mücadele bitti bitecek ve sona eriyor. Venezuelalı boksör Jonfres Parejo ile Kazak boksör Zanat Zakiyanov arasında 12 round süren şampiyonluk karşılaşması bitti. Monte Carlo'da İki boksör de maç sonu sevinç yaşıyor. Kim kazandı, kim kaybetti? Bunu bekliyoruz. Katmen olarak tanımlanan görevliler orada kaş açılmaları olsun, diğer sakatlıklar olsun, bunu round aralarında tamir etmek zorundalar. Ama mesela round aralarında dikiş atılması yasak. O kafa kafaya defalarca çarpışmalardan dolayı o kaşlar açılabiliyor. Hakemler de bu yüzden maçın erken bitmemesi adına defalarca uyarı yapıyorlar sporculara. Sevgili izleyiciler, olimpiyatlara doğru giderken Adem Kılıççı'nın mahkemesi sonuçlandı. Adem olimpiyatlara gidiyor. Aralık ayında da kendisine bir şampiyonluk unvan koruma mücadelesi söz konusu olacak. Adem Kılıççı'ya güveniyoruz. Olimpiyatta madalya bekliyoruz. Karar açıklanıyor. Judge Stan Christodoulou from Stanger in South Africa scored the fight 1-1-3, 1-1-5. 113-115. Judge Levi Martinez from Las Cruces in the United States of America scored the fight
116, 112 Parejo. 116-112 Parejo. Telling score from Monsieur Giuseppe Quartaroni from Bologna in Italy. 113, 116 in favor of the winner. And the new WBA interim heavyweight champion, Jacques Zizi Jakianov. Sevgili izleyiciler, bir hakem Parejo'ya, diğeri Kazak boksöre verdi. Yayınımız devam edecek. Gecenin bütün nakavtlarını izleteceğim. Yıla damgasını vuracak. Belki de en iyi nakavtını yapacak. Olayı da göstereceğiz. Yayınımız sürüyor.